Günaydın. Pek aydın değil galiba. Ha. Sen miydin? Şey, dalmışım. Nasılsın? Yorgunum. Dün yemeğe gidemediğimiz için Mine başımın etini yedi. Biz onunla hep çok iyi geçinirdik. Şimdi neden böyle şeyler yapıyor anlamıyorum. Zenan tahminimden çok daha anlayışlı. Ama Mine beni sürekli arada bırakıyor. Levent. Levent. Hı. Burada mısın? Ha. Ya affedersin kafam çok dolu. Konuşmak ister misin? Hı hı. Sana anlatmak istediğim bir şey var. Hı hı. Evet. Anlat bakalım. Aslında Ela'ya anlatmam gereken bir şey bu Suat. Ama ne zaman niyet etsem başına bir facia geliyor. Önce babası öldü, şimdi de annesini buldu. Annesi yaşıyor muymuş? Evet. Ama ölmüş olsa Ela daha az üzülürdü herhalde. Kadın aile kurmuş, çocuk doğurmuş. Ela burada yapayalnız. Ama kadın öbür kızıyla Paris'te keyif çatıyor. Evet, kötü bir durum. Öyle. Ama benim yaptığım şey daha da kötü. Ben çok fena çuvalladım Suat. Ela'yı yanlış anladığım gece... şuurumu yitirene kadar içmiştim ve... onu suçladığım şeyi kendim yaptım. Onu aldattım. Ama bu duygu belki de ödemem gereken bir bedel. Anlıyor musun? Peki onu söyleyecek misin? Hı-hı. Sırf dürüst olup vicdanımı rahatlatmak için ona bunu yapamam. Onu bir kez de ben yıkamam. Hele de şimdi. Levent, bir şey söyleyeceğim ama panikleme. Zenan biliyor. Neyi biliyor? Tuvaletteyken bir kızın konuşmalarını duymuş. Kız seninle yattığını söylüyormuş. Demek bu yüzden bana öyle kötü davranıyordu. Girin. Yalnız olduğunu sanıyordum. Ben sonra gelirim. Zenan. Buyurun. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bildiğini biliyorum Zenan. Bravo. Uyarmakta gecikmemişsin. Erkek dayanışması böyle oluyor demek. Yapma Zenon. Levent de çok üzgün. Şimdi kendisi anlattı. Özür dilerim ama anlatmanız gereken kişi o değil. Ela. Levent bu ara Ela'yı daha fazla üzmek istemiyor. Ben de ona katılıyorum. Peki. Bununla nasıl yaşayacaksın sen? Ela'nın yüzüne nasıl bakacaksınız? Hiç bu kadar sıkışmamış, kendimi hiç bu kadar sahtekar hissetmemiştim. Yaptığınız iğrençlik arkadaşımla aramıza girdi. Zenancığım lütfen. Dün bir tekmede annesinden yemiş ama delirmiş gibi mutluyum diyor. Bırakayım bu sahte mutluluğu yaşasın mı? Yoksa gerçeği söyleyip onu bir kez daha mı yıkayım? Ha ne yapayım? Beni bu duruma siz soktunuz Levent Bey. Siz söyleyin ne yapayım? Ela için doğru olanı yap. Eğer onunla olmamın ona zarar verdiğine inanıyorsan anlat Ela'ya. Çünkü ben de bu yükü taşımaktan yoruldum. O, sorumluluğu bana atıp gidin. Tabii ki anlatacağım Ela'ya. Zenan, Ela'nın bunu kaldırıp kaldıramayacağını iyi düşün lütfen. Bak, annesi de... Suat Bey affedersiniz şey, Fikret Hanım Zenan'ı göremeyince çok kızdı. Hemen 3305'e gidecekmişsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.